Merhaba arkadaşlar, Pastoral kanala hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bitki koruma ürünleri, bayilik ve toptancılık sınavının içeriğinden bahsetmiştik. Soru dağılımı, sınava kimlerin girebileceği, 2020'deki sınav ücreti, sınav itirazının nasıl yapıldığı hakkında sizlerle konuşmuştuk. Ve videomuzda nasıl ilerleyeceğimiz hakkında da fikir beyan etmiştim sizlere. Bugünkü videomuzda fitopatolojiye giriş yapacağız. Yani hastalık dediğimiz şey nedir? Hastalığa neler sebep olur? Simptom dediğimiz olay nedir? Simptom çeşitleri nelerdir? Bir bitki hasta olduğu zaman nasıl görülür ve bitki korumanın alt dalları nelerdir? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Bunlar nasıl temel konular olsa da sizlere böyle çok kolaymış ya da çok gereksizmiş gibi gelse de bu konularda mutlaka sorular geliyor. Bir sonraki videomuzda ise bitki virüs hastalıklarından giriş yaparak adım adım ilerleyeceğiz ve yavaş yavaş hastalıklara ve zararları giriş yapmış bulunacağız bundan sonraki süreçte ise sizlere önemli olan hastalık ve zararları 3-5 dakikalık videolarla süreceğim bu giriş kısmındaki videolarımız, Hazırladığım sunular şeklinde olacak. Bu arada şunu belirtmek isterim ki bu yaptığım sunumu tamamen telefonunda yaptım. Yani bir önceki videomda Powerpoint'te nasıl e, ödev hazırlanır videosunda belirttiğim telefondan da e, Powerpoint sunusu hazırlanır. Düşüncemi desteklemiş bulunuyorum. Yani şöyle bilgisayarım bozuldu. Yani birkaç tuşu bozuldu. Z, <laughs> Z tuşu bozuldu. Ve bu yüzden ben maalesef rahat rahat hazırlayamıyordum. Telefonumda artık yavaş yavaş PowerPoint'i kullanmayı da öğreneceğim. Her şeyi öğrendiğim gibi. Bilgisayarda artık derslere girmek için falan kullanırız diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, videomuza başlamadan önce abone olarak destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu beğenerek beğenilerinizi bana gösterirseniz ben biraz daha şevkle çalışırım. Ve sizlere daha güzel bilgileri en güzel şekilde derleyerek sizlere sunarım. Eğer sizler de hazırsanız videomuza geçelim. BKV bayilik ve toptancılık sınavının ders notlarına başlayalım arkadaşlar. Canlı bir organizmanın yaşamsal faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyen her olaya hastalık diyoruz arkadaşlar. Mesela Dolu vurgunun sonucunda oluşan olumsuz o yaralanmalara da hastalık diyoruz. Erikşar virüsünün oluşturduğu olumsuz görüntüye işte acılığa, ekşiliğe de biz hastalık diyoruz arkadaşlar. Ama hastalığı oluşturan etmenleri biz biyotik veya abiyotik olarak ayırıyoruz. Biyotik dediğimiz etmenler tamamen bitkinin bünyesine yerleşen Canlı organizmalara diyoruz arkadaşlar. Buradaki virüsler her ne kadar canlı olarak görünmese de bitki bünyesine girdikten sonra bir canlıymış gibi davranıyor. Yani sürekli replik oluyor, çoğalıyor. Fakat abiyotik dediğimiz faktörler işte çevresel faktörler, işte toprağın tuzluluğu ya da iklimin sert geçmesi ya da çok sıcak geçmesi, beslenmede eksiklikler, işte demir noksanlığı, magnezyum noksanlığı ya da hormonal bazı bozuklukları için alıyor arkadaşlar. Hastalıkların bitkide yol açtığı gözle görülebilen o tahribatlara bizler simptom diyoruz arkadaşlar. Yani bir donun oluşturduğu o yan, yanıklık e, durumu, işte küllemenin oluşturduğu o tozlu durum bunların hepsine simptom diyoruz arkadaşlar. Aşağıda biyotik ve biyotik faktörlerin sebep olduğu e, bazı simptomları sizinle paylaştım. Kayısıyı tercih ettim çünkü Malatyalıyım ve kayısıyı, kayısı hastalıklarını göstermek istedim. Simptomlar arkadaşlar nekrotik simptomlar, hipoplastik simptomlar ve hiperplastik simptomlar olarak üçe ayrılıyor. Nekrotik simptomlar hücre veya hücre topluluklarının ölümü ile meydana gelen bazı simptomlardır. Bunlar akıntılar, lekeler, klorotik lekeler, nekrozlar, solgunluklar, geriye doğru ölüm gibi bazı simptomlardır. Hipoplastik semptomlar ise hastalıklar sonucu bitkilerde normal gelişmenin altında bir gelişim göstermesi, yani normal gelişim gösterememesi durumunda oluşan simptomlardır. Budurluk, rozetleşme, cüceleşme gibi bazı simptomlarda da buna örnektir. Hiperplastik simptomlar ise hipoplastiğin tam tersi olarak bitki hücrelerinin anormal ve fazla şekilde gelişim göstermesi sonucunda oluşan simptomlardır. Uğurlar, cadı süpürgesi görünümü, kanser şeklindeki oluşumlar, sihirler buna örnektir. Şu anda ekranda gördüğünüz bir fasulye bitkisi ve fasulye üzerinde gördüğünüz nekroz lekeleri var. Nekroz dediğimiz şey kahverengi oluşumlar lekelerdir arkadaşlar. Bitki hücreleri ölüyor ve kahverengi lekeler oluşuyor. Fasulye bitkisi üzerinde bir hastalık sonucunda kahverengi lekelenmeleri görüyorsunuz arkadaşlar ekranda. Bu kahverengi lekeleri nekroz diyoruz bizler. Ve diğer e, nekrotik simptom da solgunluk arkadaşlar. Hastalığın iletim demetlerinde tıkanma yapması sonucunda e, bitki yapraklarına dallarına yeteri miktarda Bitki besini, suyu, elementin gitmesi gitmemesi sonucunda oluşan solgunluklardır arkadaşlar. Bu da yine bir nekrotik belirtidir, simptomdur arkadaşlar. Bu belirti özellikle bitki bakteriyel hastalıkları çok fazla sebep oluyor. Bir diğer nekrotik e, semptomusu arkadaşlar klorozdur. Kloroz e, sarı lekelenmeler anlamına gelir. Bu belirti özellikle bitki virüs hastalıkları çok fazla sebep olur. Nekrozlu klorozun farkı da birisinin kahverengi, diğerinin sarı belirtiler oluşturmasıdır. Yine nekrotik simptomları örnek olarak akıntı demiştik arkadaşlar. Bu akıntıyı genelde bakteriyel hastalıklar yapar. Şu anda gördüğünüzde armutta örvinye yanıklığı gördüğünüz gibi kahverengi kremsi bir akıntı var. Bu akıntı önce kremsi şekilde oluyor sonra havalar sıcaklaştıkça kahverengi şeklinde görünüyor arkadaşlar. Bir diğer hipoplastik e, simptomsu arkadaşlar bodurlaşma cüceleşme demiştik. Gördüğünüz gibi normal gelişim gösteren bir bitki var. Ve yanında normalden daha küçük gelişmiş cüceleşmiş bir bitki var. Bodurlaşmış bir bitki var arkadaşlar. Kabarcıklaşma, ur oluşumu dediğimiz gibi hiperplastik bir simptomdu. Burada gördüğünüz gibi bir hastalık sonucunda yaprakta kabarcıklaşma oluşmuş. Yine kabarcıklaşmaya en fazla virüs hastalıkları ya da böcekler, afitler sebep oluyor. Ya da gal arıcıkları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaprakta kabarcıklaşma var. Bu gördüğünüz cadı süpürgesi oluşumu bu da yine hiperplastik bir sintom arkadaşlar. E, aşırı derecede notlar arası kısalma, işte çift şekilde oluşması sonucunda gördüğünüz gibi cadı süpürgesi şeklinde bir oluşum var. Yine kanser e, oluşumları, yine hiperplastik bir eee belirtisidir, simptomdur. Ee, özellikle bakteriyel urlar çok fazla bulunur bitki hastalıklarında. Gördüğünüz gibi bir kanser oluşumu var. Malatya'da da, da özellikle çok fazla görülür arkadaşlar. Yine hiperplastik simptomlardan olan eee siillerden bahsedeceğiz. Burada patates tam olarak enfekte olmamış. Eee siiller görüyoruz burada gördüğünüz gibi. Patates siil hastalığı Patateste gördüğünüz gibi bu ileriki dönemlerde bildiğiniz urlara dönüşüyor. Burada nekrotik simptomlardan geriye doğru ölümü görüyorsunuz. Özellikle kayısı da monilya hastalığında bunu çok fazla görüyoruz biz Malatya çevresinde. Uçtan başlayarak geriye doğru kurumalar ve sonuç olarak dal ölümleri ileriki boyutlarda da bitkinin ölümüne sebep olan bir belirtidir, simptomdur bu arkadaşlar. Birçok fungal ve bakteriyel hastalıkta da bu simptomu görüyoruz. Virüs hastalıklarında görüyoruz. Burada bitkinin e, iletim demetinde gördüğünüz kahverengi de bir nekroz görüntüsü arkadaşlar. Nekroz simptomudur. Bunun özellikle bakteriyel hastalıklar sebep oluyor. Bunun sonucunda da solgunluklar oluşuyor. Bağda gördüğünüz gibi gövdede bir nekroz görüntüsü var burada simptom olarak. Yine hipoplastik simptomlardan rozetleşme. Bu özellikle e, Çinko eksikliğinde biz ağaçlarımızda çok fazla görmüştük. Nodlar arası mesafe kısalıyor. İşte yapraklar küçülüyor. Ve böyle gördüğünüz gibi bir rozetleşme oluşuyor. Bu da bitkinin yine daha az fotosentez yapmasını ve daha fazla yarayışlı olan maddeleri üretmesini engelleyen bir simptomdur, Yani engelleyen bir durumdur. Bu sonuçta da böyle bir rozetleşme simptomu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yine hiperplastik simptomlardan sihirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kabak bitkisi üzerinde sihirler oluşmuş. Bu özellikle kabak mozaik virüsünde çok net bir şekilde görülebilen bir simptomdur. Sihirler dışarıya doğru tepecikler gördüğünüz gibi oluşmuş. Bunlar sihirler. Hiperplastik sintomlardan, uğurlardan bahsetmiştik. Buna özellikle nematotlar gerçekten çok fazla sebep oluyor. Kist nematotları, gördüğünüz gibi aşırı bir gelişme, bir değişik bir durum. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitki koruma bir bölümdür ve bu bölüm fitopatoloji ve entomoloji olarak ikiye ayrılıyor. Bunu bitki koruma bölümünü anlatırken yani kendi bölümümü e, tanıtırken ben sizlere söylemiştim. Fitopatoloji bitki virüs hastalıkları, bitki fungal hastalıkları, bitki bakteriyel hastalıkları ve yabancı otlar olarak dörde ayrılıyor. Ve bu hastalıkları inceleyen e, bilim dalları sırasıyla viroloji, mikoloji, bakterioloji ve herboloji olarak isimlendiriliyor. Entomoloji dediğimiz bölüm ise böcekleri, akarları, nemototları, kemirgenleri, yumuşakçaları ve diğerleri dediğimiz işte kuşlar ve başka türlü zararları konu alır. Bunları inceler ve bunlara karşı bazı yöntemler geliştirir. Bizler de bir sonraki dersimizde fitopatolojiye giriş yapacağız ve bitki virüs hastalıklarını anlatacağım sizlere. Virolojiye bir giriş yapmış bulunacağız. Arkadaşlar umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Sunuyu daha çok görsellerle desteklemeye çalıştım ve bilgileri kısa tutmaya çalıştım. Bundan sonraki videomuzda artık bitki virüs hastalıklarına giriş yapacağız. Virüs nedir? Nasıl bir yapıya sahiptir? Özellikleri nelerdir? Bitki virüs hastalıklarının oluşturduğu simptomlar nelerdir? Bunları nasıl fark ederiz? Bunları ele alacağız. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.